Yukarıdaki tabloya göre balın fiyatı kaç TL'dir? 3 ürünün toplam fiyatı 38,5 TL olarak verilmiş. O halde zeytinle peynire verilen toplam miktarı bulup bu toplamdan çıkardığımızda bala ulaşabiliriz. Virgüller alt alta gelecek şekilde 9 tam %28 ile 10 tam %47'yi yazıp topluyorum. Buradan 8, 7 daha 15, elde var 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7, virgülü yazıyorum, 9 ve 1 olacaktır. Yani zeytine ve peynire verilen toplam miktar 19 tam %75 TL'dir. Bunu da biz toplam miktardan çıkarıp balın fiyatına ulaşalım. 38,5 TL'den 18 tam %75 TL'yi çıkarmadan önce boşluğa 0 yazabiliriz. Burada 0'dan 5 çıkmaz. 5'ten 1 onluk aldığımızda 4 kalacaktır. Bu onluğu buraya veriyoruz. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Şimdi de 4'ten 7 çıkmayacağından dolayı 8'den bir onluk aldık, 7. Buraya verdik. 14'ten 7 çıktı, 7 kaldı. Virgülümüzü aynen indiriyoruz. 7'den 9 çıkmayacağına göre buradan bir onluk aldık, 2 kaldı. Buraya verdik. 17'den 9 çıktı, 8 kaldı. 2'den de 1 çıktı, 1 kaldı. Yani bala ödenen miktar 18 tam %75 TL, yani B seçeneğidir.